Portakallı revani mi desem, portakallı tatlı mı desem, sen nasıl adlandırırsan öyle olsun. Malzemeler yumurta, şeker, yoğurt, ekstra olarak soda kattım bu sefer daha yumuşak olması açısından. Un yerine un ve nişastayı yarı yarıya kullandım. Tarifi paylaştım açıklamada. Hepsini güzelce karıştırdıktan sonra yoğurt ekledim gördüğün gibi. Limon, portakal kabuğu rendesi. Bolca portakal tadı alacaksın bu tatlıda. Kabartma tozu ve vanilya ekledim. Renk vermesi açısından da bir çay kaşığı zerdeçal ilave ettim. Gerçekten hafif turuncuya bakan bir renk oldu. Bu tatlı öyle çok şerbetli bir tatlı olmuyor. Ne kek ne de ıslak tatlı kıvamında. Harika bir lezzet, yumuşak pasta tadında bir tatlı oluyor. Ama dilersen arkadaşım sen şerbet hazırlayarak şeker ve su ile biliyorsun şerbet yapıp şerbet ile ıslatabilirsin. Karar senin. Tatlı pişerken ben de o esnada portakalları bir güzel sıktım. Suyunu çıkarana kadar dermişim. Bu arada portakalları kendim bahçeden topladım. Doğal gübreyle yetişen ilaçsız, bol vitaminli portakal suları elde ettim. Normalde 2 bardak kullanırım bana yeterli olur ama bu sefer 3 bardak olduğu için fazla oldu. Benim için sorun yok. Hepsini ilave ettim pişmiş tatlımın üzerine. İlk sıcaklığı gittikten sonra portakal suyunu da ekledim. Ve son işleme geçtim. Portakal suyunu çektikten sonra üzerine hazırlamış olduğum krem şantiyi ilave ettim. Krem şantiyi ilave ettikten sonra da buzlukta 1 saat, normal tarafında da buzdolabının işte 1-2 saat falan beklettim. Ondan sonra servis ettim. Bugünkü tarifim bu enfes tatlıydı. Sağlıkla ve afiyetle kal canım arkadaşım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye.